Şimdi ne oluyor biliyor musunuz hocam? Her şey evet beslenmeden geçiyor. Daha doğrusu mutlu olmaktan geçiyor Hı -hı. ama çoğumuzun da hedefinde mutlu olmak için yemek yemek var. Yani <laughs> <laughs> Şimdi sadece benim için konuşmuyorum. Benim için, benim gibi mutlaka ekran başında olanlar vardır. Mesela akşam çok sevdiğim biriyle aynı masayı paylaşmak, istediğin yemeği yemek, Tabii. enerjini yükselten yemekleri yemek. Gerçekten bu dünyada neyimiz var ki? Çalışıyoruz. Ama şu da var. Kaç gün yaşayacaksın Nur? kaç gün bilmiyorum. Bilmiyorsun. <laughs> ya gelecek hayatında bugün yediklerinden dolayı hastalanacaksan. Evet. İşte onu da düşünmek var. Zaten o yüzdendir ki korkularımız yüzünden. Dünyada dengeyi korumak gerekir. Doğru, dengeyi doğru. bozarsanız arkasından hastalık gelir. Gerek ruhsal olarak, <laughs> gerek fiziksel olarak. Çok Sağlık haklısınız. bir bütündür. Onun için ne yediğiniz, ne içtiğiniz çok önemli. Unutmayın, artık gıda endüstrisi tüm dünyada insanlara bağımlılık yapmak için katkı maddeleri kullanıyor. Bunun pek çok örneğini görürsünüz. En basitini anlatayım size falanca çikolatadan diyor günde bir kavanoz yemeden yapamam. Hiçbir şey yemeyeyim hocam diyor ama onu yiyeyim o çikolatayı yiyeyim. Ona değil de B çikolatasını versem sana o olmaz diyor. İlla ben onu yiyeceğim. Tabii. Damak tadı bağımlı. Bu aslında zevk ve keyif değil. Bu bir damak tadı bağımlı. Bu bağımlılığı yapan madde o gıdanın içindeki katkı maddesi. Herhangi bir gıdaya karşı aşırı derecede bağımlılığınız varsa ondan şüphe edin. Orada bir problem var demektir. Şimdi hazır şekerden bahsetmişken meyveler içerisindeki o şekerden e konuştuk ve şekerin insanı nasıl hasta ettiğini artık biliyoruz. Hı hı. Sürekli şekerli besinler tüketmek istiyorum ve şeker isteğimi nasıl keseceğimi bilemiyorum demiş Melda Hanım. Ne de güzel bir soru evet, sormuş. Aynen öyle. Hepimizin ortak derdi. Tüm tatlılar, tüm karbonhidratlar ve tahıl ürünleri, buğday ürünleri bağımlılık yapar. Şeker bağımlılık yapan bir maddedir ve şeker bağımlılığı son derece önemli, tehlikeli bir durumdur. Şeker bağımlılığından kurtulmanın tek bir yolu var Melda Hanım. Şekeri bıçakla keser gibi keseceksiniz. Tatlı yemeği bıraktığınız anda evet ilk anda zorlanırsınız ama ondan sonra her geçen gün rahat ettiğinizi hissedersiniz. En az 3 ay sabredin. Bıçakla keser gibi kesin. O 3 ay içinde damak tadınız değişecek. Ondan sonrasında zaten canınız şeker ve tatlı istemeyecek. Ama bir yandan şeker yemeye, tatlı yemeye devam ederek şekeri azaltmayı planlıyorsanız bilin ki yapamayacaksınız. Çünkü içindeki maddelerden dolayı, katkı maddelerinden dolayı ve şekerin kendi özelliklerinden dolayı bağımlılık yapar. Bunu unutmayın lütfen. Hashimoto hastası keçi sütü tüketebilir mi? Canzağınız evet. olmuş. Hashimoto hastalığı bir gluten intolerans hastalığıdır. Gluten intoleransına bağlı olarak bağışıklık sisteminin otoimmüniteye kayması sonucu, bozulması sonucu bağışıklık sisteminin tiroidi saldırması hastalığıdır. Bu hastaların çoğunluğunda laktoza karşı intolerans vardır. Hı hı. Dolayısıyla hastaların laktoza intoleransı olup olmadığını test etmesi gerekir. Nasıl test edersiniz? 6 hafta boyunca tüm süt ürünlerini kesersiniz. Süt, yoğurt, peynir, tereyağı, sade yağ gibi ürünlerin hiçbirisini yemezsiniz. 6 hafta sonra bunları tek tek hayatınıza koyup devam edersiniz, bakarsınız. Yoğurt yedim beni rahatsız ediyor mu? Peynir yedim beni rahatsız ediyor mu? Eğer sizde gaz, şişkinlik, halsizlik yapıyorsa o zaman bundan vazgeçersiniz. Keçi sütüne gelince, keçi sütü insanın en kolay sindirebildiği süttür. Ama insanın ihtiyacı olan tek süt de anne sütüdür. Keçi sütü evet insanın en kolay sindirebildiği süttür. Ama siz genetine müdahale edilmiş keçilerin, zanen keçilerin sütünü içiyorsanız o süt keçi sütü değildir. Bununla ilgili yapılmış analizler var. Keçi eti de mi öyle zanen hocam? Dedim, keçi eti sindirim açısından Evet sindirim evet, sindir açısından. öyle ama tabii ki her insanda değişiktir. Farklı farklıdır bunlar. Şimdi zanen keçisi dediğimiz ırk İtalyanların genetine müdahale ettiği bir keçi ırkı. Çok süt versin diye yapmışlar. Neredeyse bir ufacık keçiden senede bir tona yakın süt alıyorlar. Bu zaren keçisi tıpkı inek gibi mısır silajıyla besleniyor. Bizim bildiğimiz doğal beslenen ağaçlara tırmanan keçiler gibi değil bunlar. Bunların sütüne yapılan analizlerde görüldü ki bu keçi sütünün içindeki laktoz ve kazein oranları inek sütüyle aynı. Dolayısıyla aslında siz keçiye ineğin yediğini yedirirseniz onun da verdiği süt inek sütünün aynısı oluyor. Dolayısıyla bunun adı keçi sütü mü? Keçi sütü. Gerçekten keçiden mi çıktı? Keçiden çıktı. Ama yumurta örneğindeki gibi siz fıtratını değiştirdiniz hayvancağızın gıdasını değiştirdiniz. Onun verdiği süt de sizin değiştirdiğiniz fıtrat ve gıdaya uygun olarak değişik bir süt oldu. Yapısı değişti. Peki biz nasıl anlayacağız bunu? Yani keçi sütü aldığınız diye aldığınız... kaynağı sorgulayacaksınız. Nasıl üretiyorsunuz? Sizin keçilerinizin ırkı nedir, cinsi nedir? Nereden Her markaya soracaksınız. Markette aldığımız şey nasıl Markası var üzerinde. Markaya bir mail atın. İnternet sitesinin sayfasına girin bakın. E ne diyecek mesela biz buradan alıyoruz buradan alıyoruz doğruyu yani söyleyecek Dektir ediyor tabii ki yani markaların hepsi kendini dektir ediyor. Bütün markalar hikayelerini anlatıyor Nurcu. Öyle mi? Tabii bütün markalar yani şu ceketi dikerken adam diyor ki ben bu ceketi dikerken falanca bir ipliğin Allah bilmem Allah. nesini kullandım falan burada da öyle. Bütün ne acı bir dünyaya geldik yani gerçekten ne zor Çocuklarımızı acıyorum biliyor musunuz? Sağlıklı gıda bulmak bir mesele haline geldi şu anda bunu görmemiz gerek sağlıklı gıda bulmak mesele haline geldi. Büyükler demiş ki hani eskiler daha doğrusu e, sağlıklı değilsek bal bile yesek zehir haline gelir. Hı. O yüzden Hı, güzel. sağlığımız varsa bizim için... Dozunu da yemezseniz zaten bal bile zehirdir. Zehir. Evet. Bugün hocam. Bugün sevgili hocam. Sosyal medyamda bir fotoğraf paylaştım. Altına Hı. da şunu yazdım. Anda kalmak lazım. Anı yaşamak lazım. Çok doğru. Bugünün kıymetini bilmek lazım. E, ne istiyoruz günden? Valla ben şunu istiyorum dedim bir boğa burcu olarak. Çok yesem hiç kilo almasam. E, güzelmiş. <laughs> Sonra bir arkadaşım dedi ki e, zaten size gelen doktorunuz var ya dedi Ümit Aktaş. O yemeğin demiyor ki dedi. Aynen öyle. Ne yediğiniz önemli dedi. Aynen öyle çok doğru. Ee, bugün gerçekten gıdamız şifamızsa Evet nasıl sağlıklı halde kalacağız? Hastalıklardan korunacağız onu konuşacağız sorularla beraber. Olur. Atasözleriyle başladık atasözleriyle gidelim. <laughs> Can boğazdan gelir boğazdan Dan gider. da çıkar vallahi hocam. Gazali'nin şiiridir. Dünya üç gündür. Dün, bugün, yarın. Dün geçti. Evet. Yarın meçhul. O zaman yaşadığımız günün, bugünün anın kıymetini bilmeliyiz. Kıymetini bilmek lazım. Evet. O zaman şu anın kıymetini bilelim. Türkiye'nin en sevilen, en güvenilir doktoru canlı yayınımızda. Düşünün ki evinize gelmiş, derdinize derman olmaya, sorularınızı cevaplamaya gelmiş. Hazır mısınız? Ekran başındaki Ayşe teyze, Mehmet amca, Zeynep abla, kimler ekran başındaysa. Hadi. Her hastalığınız için sağlıklı olmak için sorularınızı bekliyoruz. Nereden göndereceksiniz soruları? Zaten yönetmenim ekrana getiriyor. Bütün sosyal medya hesaplarından bana direkt de ulaşabilirsiniz. Instagram hesabım Nur Viral, Ümit Aktaş Official. Nereden ulaşırsanız ulaşın ama sorunuzu mutlaka ulaştırın. Yaz aylarında D vitamini kullanmalı mıyım hocam ve hangi saatlerde kullanmalıyım? Çünkü yazın büyük bir bölümünü yazlıkta geçiriyorum güneşin güneş altında. Altındayım diyor. Evet çok güzel soru. Soruyu da Hülya Hanım sormuş. Hülya Hanımcığım şimdi tabii ki D vitamini güneşle gelişen bir hormondur insan vücudunda. Ama D vitamini için güneşin ultra öyle B ışınları gerekir. Yani teorik olarak sizin güneşin dik geldiği saatlerde yani 11 ile 1.5-2 arasında güneş altında kalmanız gerekir. Ama artık maalesef hava kirliliğinden dolayı Türkiye'nin çoğunluğunda ve dünyanın çoğunluğunda ultra böyle B ışınları yeryüzüne inemiyor. Dolayısıyla güneşlenerek D vitamini yükseltmek çok da fazla mümkün olmuyor. Hele ki böyle Bodrum falan gibi, Çeşme gibi aşırı kalabalık yerlerdeyseniz orada hava kirliliğinden dolayı zaten İstanbul'dan farksız durum. Onun için ben yaz-kış hastalarıma D vitamini takviyesi veriyorum. D vitaminini ben D3K2 formunda tercih ediyorum. Çünkü D vitamini K2 vitamini, magnezyum ve kalsiyum bir aks içinde çalışır. D vitaminin K2 ile birlikte verilmesi en önemli, en iyi emilen formudur. Bunu da damla formunda tercih ettiğinde dil altı veriyorum. Onun için yazın da D vitamini alın. Ne kadar alayım? Günlük ihtiyacınız her 10 kilo için bir damla. Bunun, eğer D vitamininiz eksikse bunun üzerine ekstra doz koymanız gerekir. Yaz kış D vitamini almanızda fayda var. Çünkü maalesef artık yazın güneşleniyorum ve D vitamini gelişiyor diye bir şey kalmadı. Eskiden böyle değildi Nur. Şöyle kollarımı sıyırdım, güneşe çıktım, hava kirliliği yok, öğlen güneşindeyim, şu vaziyette güneşleniyorum, yüzüm alıyor, kollarım alıyor dirseğe kadar. Bu bile günde neredeyse 10 bin, 15 bin ünite D vitamini geliştirirdi. Ama artık bu dünya kalmadı maalesef. Dünyanın her yerini zehirlediğimiz gibi atmosferi de zehirledik ve dolayısıyla ultra böyle B ışınları inemiyor dünya üzerine. Dolayısıyla maalesef. D vitaminini sürekli almamızın nedeni? Bu ışınların dünya üzerine inememesi. Bazen çünkü ben seyircilerimiz de anlıyorum şey şöyle düşünüyorum acaba çağın getirdiği mi? Hı. Hani bize e, onları bunları dayatıyorlar ya onu kullan bunu kullan kullanmazsan hastalanırsın. Hı. Bu böyle bir şey değil galiba değil mi hocam? Bununla ilgili çok sayıda bilimsel yayın var. Meyvelerin içindeki şeker oranı 50 yıl önceki meyvelere göre iki kat artmış ama of. vitamin mineral içeriği %70 azalmış. Neden? Çünkü çok basit adam yarma şeftali ağacı yetiştiriyordu senede 15 kilo meyve alıyordu. Şimdi onun yerine bilmem ne fidesi dikiyor. Senede 60 kilo meyve alıyor. İyi de ya. ağaç aynı toprağa kök salıyor. Aynı topraktan vitamin mineral alıyor. Birinde 15 kilo dağıtıyordu, öbüründe 60 kilo dağıtıyor. Haliyle vitamin mineral içeriği düştü. Ötesi var. Benim annemin tavukları bahçede otlardı. Her gün dışarıya çıkarılırdı. Bu tavuk ot yerdi, akrep yakalardı, çiyan yakalardı. Güneşin altında dolaşırdı. Bu tavuğun yumurtasının sarısında dahi omega-3 vardı. D vitamini vardı. Şimdi siz GDO yemlerle beslenen, bir A4 kağıdı boyutunda yerde yaşayan, sürekli floresan ışığın altında günde bir yumurta versin diye uğraşan tavukların yumurtasını yiyorsunuz. Bu gariban hayvancağız omega-3 almıyor ki vücuduna, güneş görmüyor ki bunun yumurtasında ne olacak? Yok tabii ki bunlar. Peki yumurta aynı yumurta mı? Yumurta organik mi? Yumurta doğal mı? Evet, hepsi doğru. Hı hı. Ama bu yumurta gezen tavuğun yumurtası değil, fıtratı değişti. Fıtratı değişmiş tavuğun yumurtası. ...iyiyen insanın da fıtratını değiştirir. Onun için gıdalarınıza dikkat edin. Can boğazdan gelir, boğazdan gider. O yüzden hastalanmamak için... ...önce, en önce ne yediğimize dikkat edeceğiz. Evet. Beslenmemize Aslında dikkat en edeceğiz. en önce beslenme değil ne? Sen çok güzel söyledin az önce. En önce mutlu olacağız. Evet. En önce mutlu olmak için çaba harcayacağız. Neşeli olacağız. Hayatımızın kıymetini bileceğiz. Yaşadığımız her anın kıymetini bileceğiz. Dünyada bu anı bir kere daha yaşayamayacağımızı bileceğiz. Bugünümüz bir tane, ikincisi yok ve ondan sonra da beslenmemize dikkat edeceğiz.